Herhangi bir yük dağılımı düşünelim. Bunun çok kutup açılımı dediğimiz bir açılım yapacağız. Potansiyel, yaratacağı potansiyel için. Şimdi ona geçmeden önce işte dik fonksiyonlar nedir? Onlara biraz değinelim. Ve birkaç örneğine bakalım. Yani diklik işte vektörler için tanımı gayet net olan bir şey. Eğer iki tane vektörünüz varsa skalar çarpımına baktığınızda sıfırsa bunlar diktir. Ve uzayda gösterecek olursanız bir vektör böyleyse, diğer vektör böyleyse aradaki açıyı ölçtüğünüzde 90 derece bulursunuz. Şimdi fonksiyonlar için tanım biraz daha garip bir tanım var. Sonuçta bir iki vektörün skalar çarpımını nasıl yazıyoruz? Bunun bütün bileşenleri üzerinden bir toplam olarak yazıyoruz. Fonksiyonların da işte sanki sonsuz tane bileşeni olan ve her noktadaki değeri işte bir bileşene karşılık gelen sonsuz boyutlu bir vektör olarak düşünebiliriz. O yüzden iki vektörün çarpımını da işte yerine göre işte sınırlı bir bölgede tanımlı olabilir. Bazen bir ağırlık da gelebilir fazladan. Bu eşittir. Buna bu iki fonksiyonun skalar çarpımı gibi düşünebilirsiniz. Yani vektörlerin skalar çarpımı neyse aslında bir nevi bu da skalar çarpımı o. Mesela örnek olarak şu fonksiyon kümeleri olarak neyi alalım? Kosinüs x sinüs x. Kosinüs nx sinüs nx. Fonksiyonlarını düşünelim. Mesela bu fonksiyonların eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye kadar integraline baktığınız zaman ya da eksi pi'den artı pi bölgesine kadar integrallerine baktığınızda ne bulursunuz? Kosinüs nx sinüs mx eşittir 2 pi çarpı 1 n eşittir m ise 0 n eşit değildir m ise. Yani buradan ya da pardon x de kosinüs. Buradan diyebiliriz ki kosinüs farklı n ve m değerlerini karşılık gelen kosinüs fonksiyonları birbirlerine diktir. İntegrali 0 çünkü. Benzer şekilde sinüsleri de hesaplayabilirsiniz. Sinüs mx. Yine bunlar 2 pi'ye eşit. Eğer n ve m aynı ise ve 0'a eşit n ve m birbirinden farklıysa ve eksi pi'den pi'ye sinüsle kosinüsü aldığınızda eşittir 0'dır. Ve bunların başka ne özelliğini biliyoruz? Sinüs ve kosinüslerin işte Fourier dönüşümlerini, Fourier serilerini gördüyseniz Fourier serileri bize diyor ki eğer x eksi pi ile pi aralığında olmak üzere tanımlı bir fx fonksiyonumuz varsa bu fonksiyonu her zaman için n eşittir 0'dan sonsuza belli katsayılarla kosinüs nx'lerin toplamı artı n eşittir 1'den sonsuza an sinüs nx'lerin toplamı olarak yazabilirim. Bu da her zaman için doğrudur. Bunu genelleştirebilirsiniz. Polinomlar için tanımlayabilirsiniz. Mesela öyle polinomlar seçeyim ki 0, 1 aralığı, eksi 1, 1 aralığında tanımlı olsun. Aralığında tanımlı. Ve x'ini çarptığımda işte L değerleri de bunları işaretleyeyim. Bunu aldığımda bu integralde eğer L, L üstüne eşitse 1 olsun, farklıysa 0 olsun. Mesela bunları da tanımlayabilirsiniz. Ve bu böyle tanımladığınız fonksiyonlara Legendre polinomları adını vereceğiz.
bunun örneklerini istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Aslında kuantum mekanik derslerinden hatırlıyorsanız, Hamiltonian'ın bütün çözümlerine baktığınızda, bütün öz durumlarına baktığınızda, öz durumlarının kümesi hem uygun boylamlandırırsanız hem bu koşulu sağlayacaktır. Ve herhangi bir fonksiyonu da onun cinsinden yazabilirsiniz. Bu lejender polinomları da yine bir tam bir küme oluştururlar. Yani herhangi bir eksi bir, bir aralığında tanımlı herhangi bir fonksiyonunuz varsa, fx diyelim, bunu uygun katsayılarla bu polinomların toplamı olarak her zaman için yazabilirsiniz. Şimdi elektrostatikte, elektrodinamikte genel olarak her zaman için karşımıza çıkacak olan ifade budur. 1 bölü 2 nokta arasındaki uzunluk. Veya bunu şöyle de yazabiliriz. 1 bölü 2 nokta arasındaki uzun farkın karesinin karekökü ya da 1 bölü r kare artı r üssünün karesi eksi 2 r r üssü kosinüs gamma. Gamma bu r ve r üssü vektörleri arasındaki açı. Şimdi kosinüs gamma'ya bunun bir de bir karekökü var. Taylor açılımını yapabiliriz. R, R üssü kosinüs gamma üzeri eksi 1 bölü 2'nin. Taylor açılımını yaptığımızda, tabii şunu varsayalım. R büyük diye bir şey göstereceğim. R büyük, bunlardan büyük olan. Bir de R küçük, bunlardan küçük olan. Artık iki nokta verdiğinizde hangisi merkezden daha uzaksa o R büyük, hangisi merkeze daha yakınsa ona da R küçük. Bu ifade R ve R üssünün yer değiştirmesi bakımından simetrik olduğu için hangi durum olursa olsun bu R büyüğün karesi, R küçüğün karesi, 2R büyük, R küçük, kosinüs gamma olarak yazabilirim. R büyüğünün karesini dışarı attığımda bana 1 bölü R büyük getirecek. 1 artı R küçük bölü R büyüğün karesi eksi 2 R küçük bölü R büyük kosinüs gamma üzeri eksi 1 bölü 2 gibi bir sonuç çıkacak. Bunlar birden küçük sayılar. O zaman bir Taylor açılımı yaparım. Açılımı yaptığımda ne olacak? 1 artı işte eksi 1 bölü 2 çarpı şunun tamamını benim açılım parametrem olarak alırsam, hatta şuna da x diyeyim, taşımayayım sürekli. Eksi 1 bölü 2 x kare eksi 2x kosinüs gamma artı işte ikinci terim 1 bölü 2 faktöriyelle gelecek. Eksi 1 bölü 2 şu faktör bir küçük değeri 1 bölü 2 eksi 1 çarpı şunun karesi. Artı bundan sonraki terimler en azından x'in küpünü içerecek. Veya biraz daha düzenlersem 1 bölü r büyük. Şimdi x üzeri 0 bir tek bu terimden var. 1. X ile orantılı olan terim şuradan gelecek sadece. Artı x kosinüs gamma. Şimdi x kare ile orantılı olan terim bir buradan gelecek. Artı x kare. Eksi 1 bölü 2. Şuradan geldi. Bir de bunun karesinden gelecek. Şimdi bunun karesinden gelecek olan terim. Şimdi bu 3 bölü 2, eksi 3 bölü 2, bir 1 bölü 2 daha var, 3 bölü 4, 3 bölü 8, işaretine bakarsak eksi eksi artı 3 bölü 8. Şunun karesini aldığımda bunun karesinden 4 kosinüs kare gamma gelecek. Artı x küp mertebesinden kalan terimler 1 bölü r büyük, 1 artı x kosinüs gamma. Artı x kare 3 kosinüs kare gamma eksi 1 bölü 2 artı x küp. Ve şimdi burada lejender polinomları diye tanımladığım polinomlardan birkaç tanesini yazacak olursak p1 1'dir. P2 x x'tir.
P3x. 3x kare eksi 1 bölü 2'dir. Dikkat ederseniz buradaki kosinüs gamma ifadeli ifadeler. Yani ben bunu gene topladığımda L eşittir 0'dan sonsuza. X dediğim şey şu orandı. R küçük bölü R büyük üzeri L P'l kosinüs gamma olarak genel olarak yazabilirim. Şimdi benim elimde herhangi bir yük dağılımı varsa biliyorum ki o yük dağılımının yaratacağı potansiyel bir R noktasında R su üzerinden bir integral R eksi R su. Ve farz edelim ki benim yük dağılımım şurada lokal bir yük dağılımı var. Mesela nedir bunun örneği? Atomik fizik ya da nükleer fizikten ya da parçacık fiziğinden bakarsanız sizin orada atomunuz var duruyor. Siz ona bir şey yollarsınız. O ondan saçılır. Her halükarda sizin dedektörleriniz oradaki yük dağılımından gayet uzak bir bölgededir. Uzak bir bölgeden bakıyoruz. O zaman R, yani şu rho R üssü küçük bir bölgede sıfırdan farklı. O bölgenin dışında ise sıfır. Ve R bu bölgenin dışında. Yani R büyük, o zaman R'ye eşit. R küçük, R üssüne eşit. Şu açılımı kullanırsam, o zaman eşittir çıkacak. L eşittir sıfırdan sonsuza. 1 bölü R üzeri L artı 1. D küp R üssü. R üssü üzeri L. P L kosinüs gamma. Rho R üssü. Şimdi kosinüs gamma R üssü konumuna bağlı olduğu için o orada durmak zorunda. Hatta hem R üssü konumuna bağlı hem R'nin konumuna bağlı. O yüzden bu ifade oldukça karışık bir ifade olacak. Ama yazdığımız şey sonuçta doğru. Bundan faydalanabilir miyiz? Buradan başka bir şeyler çıkarabilir miyiz? O ayrı bir şey. Ama dediğim gibi karışık olduğu için çok sevdiğimiz bir ifade değil. Daha hoşumuza giden bir ifadeyi bu açılımdan değil, bir başka açılım daha kullanacağız. 1 bölü R eksi R üssünü şöyle de yapabilirim. Şimdi burada R ve R üssünün uzunluklarını birbirinden bağımsız çarpanlar olarak yazdım. O yüzden R üssüne bağlı olan şeylerden biri burada, biri burada. Ama aradaki açıda daha oldukça karmaşık R üssü bağlılıkları var. Onu ayıramadım. Onu da ayırmak istiyorum. Onun için şöyle bir açılım yapabilirim. L sıfırdan sonsuza. M eksi L'den L'ye. Kat sayılarına bir bakayım. Pi bölü 2L artı 1. R küçük üzeri L. R büyük üzeri L artı 1. R küçük ve R büyük tanımları yine aynı şekilde. Bunun böyle oldu. Onun ispatını derste yapmayacağım. Ama web sayfasında örnek soru çözümleri var. Soru çözümlerden ikincisi bunun bu olduğunun ispatı. Temel olarak ispatın ana hatlarını ama yine de bir anlatayım. Bu neydi? Herhangi bir noktada R üssü noktasına bir yük koyduğunuz zaman, bir yükü, birim yük koyduğunuzda onun şuradaki yine herhangi bir R noktasındaki yaratacağı elektrostatik potansiyeldi. Ve bu potansiyel biliyoruz ki şu denklemi sağlayacak. Şimdi bunu çözmek için yaptığımız bu Dirac delta integrali
basit alınan bir fonksiyon ama garip bir fonksiyon. Bu Dirac delta'dan kurtulmak için şöyle bir şey yapıyoruz. Bir küre düşünüyoruz. Ve koyduğumuz birim yok. Yük bu kürenin üzerinde olacak şekilde. Şu kürenin içine birinci bölge, dışına ikinci bölgede dersek. Bir defa birinci ve ikinci bölgedeki potansiyelimiz bu denklemi sağlayacak. Bunu fi potansiyeli için şöyle bir çözüm arayabiliriz. Sadece radyal koordinatına bağlı bir kısım. Sadece fi açısına bağlı bir kısım ve sadece teta açısına bağlı bir kısmın çarpımı şeklinde böyle bir çözüm aradığımızda fi'nin en genel çözümünün d eşittir sıfırdan sonsuza m eşittir eksi sonsuz eksi l'den l'ye a r üzeri l artı b bölü r üzeri l artı 1 çarpı lm teta fi olduğunu gösteriyoruz önce. Yani hem kürenin içinde hem kürenin dışında şu şekilde bir formu olacak. Başka neyi biliyoruz? Şu noktada sonlu olması lazım. Dolayısıyla kürenin içindeki çözümde şu B terimi olamaz. Bu B terimi bu noktada sonsuza gidecek ama potansiyel sonlu. Şu bölgede de, ikinci bölgede de A terimi olamaz. Çünkü sonsuza gittiğinde de potansiyelin sıfıra gitmesini istiyoruz. Oysa bu terim sonsuza gittiğinde sıfıra gidiyor. Ve bu iki terimi bu yüzeyde nasıl geçtiğine bakıyoruz. Çünkü elektrik alanın nasıl bir süreksizlik göstereceğini biliyoruz. Potansiyel her zaman için sürekli olmak zorunda yüzeyde. Ama elektrik alanda belli bir süreksizlik olacak. Dolayısıyla iki çözümün bu iki koşulu sağlaması için bu A ve B katsayılarının ne olması gerektiğini oradan bulabiliyoruz. A katsayıları L'ye bağlı. Ve bulduğumuz çözüm bir sınır koşullarını sağlıyor. 1 bölü R eksi R üssü hangi sınır koşullarını sağlıyorsa aynı sınır koşullarını sağlıyor. Artı bununla bütün uzayda aynı denklemi sağlıyor. Biliyorum ki çözüm tek. Bir çözümlerden biri bu. Bir de çözümlerden biri de şu şekilde yazabileceğim bir ifade olduğunu gösterebiliyorum. Çözümün tek olduğunu da bildiğime göre buna eşit olmak zorunluluğunu oradan gösterebiliyorum. Örnek çözümlerde detaylı olarak dediğim gibi bunlar var. Bu YLM dediğim fonksiyonlar, küresel harmonik dediğim fonksiyonlar. Buraya yine notlarınızda birkaç tane örneği ve hatta açık ifadesinde yazayım. Bazı katsayılar. Yani şu anda hesap yaparken önemli olacak ama neyin ne olduğunu anlamak için çok da önemli olmayan katsayılar. Yine modifiye edilmiş lejender polinomları gelecek. Kosinüs teta argümanları e üzeri im fi olacak şekilde. Bunlar da özellikle şu koşulu sağlıyor. De katı açı üzerinden bütün katı açılar üzerinden integrallerini aldığımda İki farklı küresel harmoniyi alıp çarpıp bütün açılar üzerinden integralini alırsam 0, aynısını alır, integralini alırsam 1 verecek. Şu katsayılar bunun 1 olması gerektiğini, 1 olmasını sağlıyor. Şimdi 1 bölü r eksi r üssünün böyle bir açılımını bulduğumuza göre o zaman herhangi bir yük dağılımının yine belli bir yerde lokalize bir yük dağılımımız var. Onun dışındaki bir noktada onun yarattığı potansiyel ya da elektrik alana bakıyoruz. Şunları da sileyim. Potansiyel her zaman için bu ifade. Sadece 1 bölü r eksi r üssü için bu sefer farklı bir açılım bulduk. Bunu buraya yerleştirdiğimiz zaman phi of r
eşittir. Bir toplamımız var. Sıfırdan sonsuza. M eşittir. Eksi L'den L'ye. İşte 4 pi bölü 2 L artı 1. Bu bir sabitimiz. İntegralin dışarısını alabiliriz. R büyük dediğim şey benim bu R üstü değil R. Çünkü ben bu yük dağılımının epey dışından bakıyorum. 1 bölü R üzeri L artı 1. Bu teta ve fi benim baktığım nokta. İntegralimden baktığım noktanın doğrultusu integralimden bağımsız. Onu da dışarı alabilirim. Geriye integralin içerisinde kalanlar d küp r üssü r üssü üzeri l ve şunlar. Evet, bu theta prime ve phi prime benim integral değişkenim r üssünün doğrultusu. Bunu bu şekilde yazabilirim. Şimdi bununla kıyaslayacak olursak, dikkat ederseniz burada integralin içerisindeki ifadede de R'ye bağlı bir şeyler. Gama, R'nin nerede olduğuna bağlı. O yüzden şu integrali sadece yük yoğunluğunu bilerek hesaplayamam. Nereden baktığıma da bakmam lazım. Ama bu ifadeye baktığınızda, ben nereden bakıyor olursam olayım. Sonuçta baktığım yeri belirleyecek benim merkezden olan uzaklığım ve hangi doğrultudan baktığım. Bunların hepsi integralimin dışında. Şu ifade ise sadece yük dağılımının özelliğine bağlı bir ifade. Ve bunları genelde burada bunun kompleks eşleniği bu şekilde tanımlıyoruz. Theta üssü, burada rho, r üssü var. QLM diye gösterdiğim benim küresel koordinatlarda bu yük dağılımına karşılık gelen çok kutup açılımı. Dolayısıyla benim potansiyelimi küresel koordinatlarda yazarsam V eşittir sıfırdan sonsuza M eşittir eksi L'den L'ye 4 pi bölü 2 L artı 1 1 bölü R üzeri L artı 1 LM teta fi QLM'nin kompleks eşleniği olarak yazabilirim. Yani ben bir şekilde belli bir yük dağılımımın çok kutup açılımındaki bu katsayıları biliyorsam herhangi bir noktada onun yaratacağı potansiyelin ne olduğunda şu seriyi toplayarak bulabilirim. Şimdi bunlardan birkaç tanesini açık olarak yazalım. Q0, 0'a bakacak olursak, L eşittir 0, M eşittir 0 terimi. Q0, 0, D küp R üssü, R üssü üzeri L, teta üssü, fi üssü, rho, R üssü, pardon bu L zaten 0, L de, M de 0. Şu Y0, 0 bir sabit, 1 bölü karekök 4 pi. O integralin dışarısına çıkabilir. R üssü üzeri 0 zaten 1. Geriye kalan tek şey rho r'nin bütün uzay üzerinden integrali. O da bana zaten toplam elektrik yükünü verecektir. Dolayısıyla Q 0 0 toplam yük bölü karekök 4 pi'dir. Ya da şu açılımda yerine yerleştirecek olursak fi r'ye olan katkısı L eşittir 0 teriminde. L eşittir 0 terimi. 2L artı 1, L eşittir 0 da 2. 4 pi bölü 2. Yani 2 pi kaldı. 1 bölü R. Buradan 1 bölü karekök 4 pi. Çünkü Y 0, 0. Q 0, 0 geldi. O da Q bölü karekök 4 pi. Pardon. L eşittir 0 terimi 2 değil 1. O zaman burası 4 pi. Karekök 4 pi, karekök 4 pi. 4 pi yetti. Bunlar götürdü. Q bölü R. Tabi artı diğer terimler var. L eşittir 1, L eşittir 2. Farklı M değerlerine karşılık gelen. Ama en büyük katkıyı verecek olan terim bu olacak. Bundan sonraki terimlerin hepsi
Yük dağılımının boyutu bölü sizin baktığınız mesafeyle orantılı ya da daha yüksek kuvvetleriyle orantılı olacak. Şimdi gerçek bir hayatta bakarsanız orada oraya bir atom koyuyorsunuz. Atomun boyutu 10^-15 metre. Siz ona 1 milimetreden bile baksanız bu terimin yanında diğer terimler ihmal edilebilecek kadar küçük, hiçbir şekilde ölçemezsiniz. Ama olabilir ki mesela gerçek bir atomda Q sıfır olacak. Q sıfır olacağı için nötr bir atom. Ölçtüğünüz ilk potansiyel bundan sonraki terimin katkısı olacaktır. En önemli katkı. Şimdi o terimlere bakalım. V eşittir 1'e bakalım bir. Şimdi V eşittir 1 teriminde önce Y1 1'e ihtiyacımız var. Y1 da. Y1 0 karekök 3 bölü 4 pi kosinüs teta. Y1 1 eksi karekök 3 bölü 8 pi sinüs teta e üzeri i fi ve y1 eksi 1 karekök 3 bölü 8 pi sinüs teta e üzeri eksi i fi olmak üzere. D eşittir 1 için 3 farklı m değerimiz var. Önce Q1 sıfıra bakalım. Q1 sıfır. Yine tanımını kullanacak olursak. Uzay üzerinden integral. Merkezden uzaklığın birinci kuvveti. L eşittir 1'e bakıyoruz. Y1 sıfır. Yani şuradaki ifade. 3 bölü 8 pi sinüs teta. E üzeri eksi i. Pardon. 1 sıfıra baktığım için şu sadece 3 bölü 4 pi kosinüs teta. Kosinüs teta. Bunu yazdık. Ve yük yoğunluğu. Teta üssü. İntegral değişkenimin doğrultusu. R kosinüs teta. Radyal uzunluk. Bu teta fi açılarının neye karşılık geldiğini hatırlarsak. Şu noktanın iz düşümünü aldım. X doğrultusu, Y doğrultusu, Z doğrultusu, şu açı fi, şu açı teta, bu da R. Dolayısıyla R çarpı kosinüs teta o noktanın Z bileşeni. Q1 0 karekök 3 bölü 4 pi D küp R üssü Z rho R. Şimdi çoğunlukla çift kutup. Yani bu L eşittir 1'ler. L eşittir 0 tek kutup diye geçer. L eşittir 1 çift kutuptur. Ve çift kutup momenti diye tanımlanan şey kartezyen koordinatlarda budur. Bu üçüncü bileşeni. Ya da yani Q1 0 eşittir karekök 3 bölü 4 pi P3 olarak yazabiliriz. Şimdi Q1 1'e bakalım. Yine tanımını hatırlarsak uzay üzerinden integral. Valla sekreterlikte 3,5'a kadar ben ayırttım. Boş dediler. Şimdi siz buraları kırpacak mı? Kırpıyor musunuz? Tamam. İyi. Q1 1'e baktığımızda L eşittir 1. Y 1 1 gelecek. 1 1 dediğim ifade buradaydı. Eksi 3 bölü 8 pi sinüs teta E üzeri i fi çarpı rho R üssü. Şimdi R üssü, tabi bunlar hep üssü koordinatlar, çarpı sinüs teta üssü. E üzeri i fi'ye de bakacak olursak kosinüs fi artı i sinüs fi. R üssü sinüs teta kosinüs fi x koordinatını verecektir.
X üssü. R üssü sinüs teta sinüs fi. Y üssü koordinatını verecektir. Dolayısıyla Q1, 1. Bu karekök var burada. Eksi 3 bölü 8 pi. D küp R üssü. X üssü artı i y üssü rho r üssü olarak yazabiliriz. Şimdi nasıl ki burada z koyduğumuzda integrale p3 ya da pz üçüncü bileşen her zaman için z bileşeni diye tanımladıysak bu da tanım olarak 3 bölü 8 pi bu p1 p x'de olan p1 artı i p2'sidir. Şimdi y1 eksi 1'i hesaplamak için yeniden bütün integralleri almamıza gerek yok. Q1 eksi 1 ile. Y1 1 ile y1 eksi 1'i kıyaslarsanız bir eksi işareti değişiyor. Bir de birisi diğerinin karmaşık eşleniği. Dolayısıyla şu eksi işareti oradan kalkacak. Bir de P1 eksi i, P2 olarak karşımıza gelecek. Şimdi bundan kaynaklı potansiyeli de yazabiliriz. Fi'ye gelecek olan, potansiyele gelecek olan katkıyı. Potansiyeli R noktasındaki tek kutup katkısı vardı. Bunları da yerine yerleştirip yazdığınızda artı P çarpı R bölü R küp. Artı bundan sonraki katkıları işte kartezyen koordinatlarda L eşittir 2 terimi. O da genelde şöyle tanımlanır. Bütün i ve j'ler üzerinden toplam 1 bölü 6 x i 3 x i x j eksi R kare Dirac delta, Kronecker delta i j Q, I, J. Bu da dörtlü kutup momenti ve seri böylece sonsuza kadar gider. 1 bölü R üzeri 5. Ve buradaki Q, I, J terimleri de D küp R üssü 3 X, I üssü, X, J üssü eksi R kare I, J Rho R üssünün olarak tanımlanır. Bu seriyi bu şekilde açıp götürebilirsiniz. Pardon, 6 burada yok, 6 burada var. Bundan sonra şunları sorabilirsiniz. Biz ne yaptık? Belli bir yükün belli bir noktada yarattığı potansiyelden bahsettik. Belli bir yük dağılımını. Peki belli bir yük dağılımını harici bir potansiyele koyduğumuzda ne kadar bunun enerjisi olacak? Dışarıda bir potansiyel yaratan bir şey var. Onun içerisine bir yük dağılımı koyuyorsunuz. Şunu sorabiliriz. Dışarıdaki dışarıdan potansiyel yaratan şey artık her neyse onun içinde bir çoklu kutup açılımı yapabiliriz. Ya da farz ederiz ki öyle bir yük dağılımı var ki sadece dipol momenti var. Bunun burada yaratacağı sadece dipoli var. Buraya yük, öyle bir yük dağılımı koydunuz ki yine sadece dipoli var. İki tane dipol birbiriyle nasıl etkileşir? Onların hepsini buradan yine çıkarabiliriz. Şimdi bu dipoller ne anlama geliyor? Hadi dipolleri yazdık, hesapladık. Onun hesaplamasını iki farklı yük dağılımları olduğunda nasıl hesaplayacağız ona geçeriz ama bu çoklu kutuplar ne anlama geliyor? Bize neyi gösteriyor? Şeye bakalım. Küresel bir yük dağılımı alalım. Düzgün bir yük dağılımı olsun. Belli bir bölgemiz var. Rho sabit olsun. Belli bir hacmin içinde. Belli bir hacmin içerisinde yoğunluğu sabit olan bir yük dağılımımız var. Bunun işte küresel simetrikse. Küresel simetrik bize ne demek? R eşittir. R küçük r olacak. O kadar. Yani rho of r o zaman eşittir bir sabit. Ona da rho sıfır diyelim. Teta büyük r eksi küçük r. Yani
Kürenin dışına çıktığımda sıfır, içindeyken sabit. Şuna bakalım. Bunu nasıl tanımlamıştık hatırlarsanız. R üssü üzeriyle YLM teta üssü fi üssü rho R üssü. Bunu bu şekilde tanımlamıştık. Rho bir sabit. Onu dışarı alabiliriz. Rho sıfır. Şimdi bu integrale bakacak olursak D R üssü küresel koordinatlarda yazdık. R kare sıfırdan R'ye kadar R üssü üzeri L katı açı üzerinden LM teta üssü fi üssü. Sadece bir tane küresel harmonik var. Onun integrali. Burada 1 var. Ama şöyle bir çarpan ekleyeyim ben buraya. 4 pi y lm y 0 0. 0 0 1 bölü karekök 4 pi olduğu için bitti zaten. O zaman bu çarpım bana sadece l ve m ikisi de 0 ise katkı verecek. Karekök 4 pi rho 0 r üzeri 3 bölü r üzeri l artı 3 bölü L artı 3. L 0. M 0. Yani ben büyük dağılımı alır. 0, 0 monopol dağılımı dışında hepsi 0 ise o zaman derim ki bu küresel simetrik büyük dağılım. Daha yüksek çoklu kutupların ne olduğuna gelecek dersimizde devam ederiz. Şimdilik burada bırakalım.